belirttin. Günlerdir merakla bekleniyordu. Binlerce insan YouTube'da canlı yayın yapan, canlı takip yapan kanalları izliyordu. Roketin nereye düşeceğini tespit edebilmek için. O işte o günlerdir bekleyen, meraklı, biraz da tedirgin bekleyiş sona erdi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı roketin sabah saatlerinde Hindistan Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. Açıklamayı Çin resmi bir kuruluşu olan İnsanlı Uzay Ajansı yapmış durumda. Ve açıklamaya göre roketin büyük parçaları atmosferden geçerken, atmosferden düşüş sırasında büyük parçaları yanarak yok oldu. Dolayısıyla yeryüzüne düşen roket parçaları biraz daha küçük ve insan güvenliği için tehlike arz etmiyor. Tabii bu Çin tarafından gelen açıklama. Paralellere baktığımızda, tam olarak koordinatlara baktığımızda Çin